Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim hoş geldiniz. İnşallah Asay Musa'dan 5. hücceti imaniye ismi azamın altı nurundan 3. nuruna işaret eden 3. nükte olarak üstadetleri lemalardan almış. 30. lema. Eskişehir hapsinde 1935-36'da Türkçe olarak telif edilmiş. Bu bölüm 33. 30. 30. lem'anın 3. nüktesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Üdu'a ila sebi'li rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Nahl suresinin 125. ayeti kerimesini Üstad Hazretleri serlevha olarak alıyor ve bu ayetin tefsiri makamında inşallah ne anlayacağız bu ayetten? Bir nüktesi ve bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan ismi hakemin bir cilvesi. Burada üd o ila rabbike bil hikme dedi ya buradaki hikmet kelimesinden. Ramazan-ı Şerif'te görüldü. Tabii bu Eskişehir hapsinde, hapiste gözüküyor. Yani böyle bizim gibi güzel salonlarda, koltuklarda, köşklerde, saraylarda falan değil yalnız. Bu ayetin nüktesini Üstad Hazretleri Eskişehir hapsinde, Ramazan-ı Şerif'te diyor, görüldü. Ona yalnız bir işaret olarak beş noktadan ibaret, üçüncü nükte acele olarak yazıldı, müsvedde halinde kaldı. Bir de Üstad Hazretlerine bu ayet-i kerimeden e, sünuhat veya ilhamat dediğimiz biliyorsunuz e, vahiy e, birinci olarak Cenab-ı Allah'ın Cebrail e, vasıtasıyla peygamberlere gönderdiği sahifeler veya kitaplar şeklinde kütüb Mukaddesi Mukaddese şeklindedir. E, bu ehli ilim yani ilmi literatürde ehli ilmin tariflerinde peygamber Vesselam'ın ifadelerinde bunlar mevlut mevcut ta ki bu vahiy meselesi bütün nebatat, hayvanat ve insanlara dahil devam ediyor. Çünkü ayetlerle de sabit, bu Nahl suresinde de var. Biz arıya da vahyettik diyor. Tabi bu vahiy, peygamberlere olan vahiy tarzında değil. Aynı şekilde insan olarak bizlere de her an, hani bazen avami olarak deriz, ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. E niye peki gelmez? E senin gücün yetmiyor çünkü Cenab-ı Allah aklına getiriyor. İşte o da bizlere Cenab-ı Allah'ın zaman zaman e, ikram ilahi veya inayet e, kabilinden bu vahiy e, kavramı içerisindeki cüz'i olan kısımlar. Özellikle Üstad Hazretleri de bu risale için diyor ki acele olarak yazıldı, müsvedde halinde kaldı yani hiç bozmamış. Üçüncü nüktenin birinci noktası. Onuncu sözde işaret edildiği gibi bunu da biliyorsunuz haşir Risalesi öldükten sonra dirilme meselesini e, alimlerimiz demişler ki naklidir. Yani peygamberden nakildir. Kitapta vardır. E, biz o şekilde kabul ederiz. Akli değildir. Ki onuncu sözde üstad Hazretleri bu meseleyi gayet net bir şekilde hem nakli hem akli ispat ediyor. İsmi hakemin tecelli azamı şu kainatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki ismi hakemin ne demek ismi hakem arkadaşlar buraya yazmışlar buradan da okuyalım Cenab-ı Hakk'ın adaletle hüküm veren ve hükmünü yerine getiren her bir varlığı ona uygun fayda ve gayelere göze düzenleyip süsleyen ismi demekmiş. Evet. İsmi Hakem'in tecelli azamı, büyük tecellisi, yansıması. Şu kainatı öyle bir kitap haline, hükmüne getirmiş ki her sayfasında yüzer kitap yazılmış. Ve her satırında yüzer sahife dercedilmiş. Ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur ve her harfinde yüzer kelime var ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur bir tazda getirmiştir. Enteresan bir tanımlama değil mi? Kainatı bir kitap olarak kitaplar, sayfeler, kelimeler, efendim söyleyeyim noktalara kadar indi, noktalama işaretlerine kadar indi. Şimdi az buçuk e, biraz şey yaptık, medeniyet ilerledikçe, fenler ilerledikçe işte bazen burada söylüyorum bir evet veya hayır veya yok var ifadesi olan bir sıfır ikilisi. Matematik olarak bir veya sıfır olarak kodlanmış. Şu anda hepimizin elindeki telefonlar. O kitap, telefon kitabı, bilgisayar kitabını açtığınızda işte sizin için o görüntüler, sesler, efendime söyleyeyim yazılar, renkler, bütün her şey Üstad Hazretlerinin burada söylediği gibi Kainat Kitabı dahi gene bunun öncesinde Tabiat Risalesi var bunun öncesinde 32. Sözün ikinci Mevkif'i var. Asay-ı Musa eseri tanzim bir eser. Üstad Hazretleri İnkar-ı Uluhiyete karşı Cenab-ı Allah'ın birliğini ve varlığını ispat noktasında bu eseri tanzim etmiş ve birbirine bağlantılı hepsi. Orada da Üstad Hazretleri Tabiat Risalesi'nde diyor ki her bir zerre, bütün kainatı teşkil eden her bir zerre zerre olarak başladığı yolculuğundan küreler şekline kadar giden yolculuğunda bütün bu az önce Üstad Hazretleri'nin bahsettiği gibi kainat kitabının noktasından, kelimesinden, sayfasından kitabın kendisine kadar bir e, silsile halinde e, mevcudat oluşturulmuş, Cenab-ı Allah oluşturmuş. Ve bunun en tepesine burada Üstad Hazretleri'nin aldığı ismi hakem. O kitabın sayfaları, satırları ta noktalarına kadar yüzer cihette nakkaşını, nakşedenini, katibini, o kitabı yazanını öyle vüzuhla gösteriyor ki, öyle bir açıklıkla gösteriyor ki o kitabı kainatın müşahedesi, o kitabı kainata bakarsak eğer, ona gözümüzle şahit olursak kendi vücudundan 100 derece daha ziyade yani o kitabın kendisi veya nakşın az önce nakkaş dedi Usta Hazretleri nakşın vücudu kendi vücudundan 100 derece daha ziyade katibinin vücudunu ve vahdetini ispat eder. Eğer bütün kainata baktığımız takdirde ismi hakem gözlüğüyle madem ki ismi hakeme göre bir adaletli olacak. Bundan bir önceki Hüccet-i de ismi Adil Üstad almış. Onun kainattaki tezahürlerini söylüyor. Evet. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde katibini bir satır kadar ifade ediyor. Hani bir kıssa anlatılır. Belki bilenlerimiz var. Ara sıra burada da anlatılıyor. Hattat'ın bir tanesi Karşı, İstanbul'da Haliç'ten karşıya geçecekmiş. Kayığa biniyor. Kayıkçı parayı istiyor. Denizin ortasında para yok. Diyor ki varsa bir parça kağıdın diyor sana bir vav wow çekeyim. Bir vav wow harfi yazıyor. Diyor ki ne işe yarayacak gibi diyor. Paran da yok diyor. Ne için bindin kayığa? Haçan paran yok diye. Ne için bindin kayığa? Gel zaman git zaman. Gel zaman git zaman. Bizim kayıkçı diyor ki ya şunu bir göstereyim nedir bu? Götürüyor sahaflara. O vavu görenler o diyorlar bu falan falancanın vavu. Aslında bir harf vav. Diyorlar Ede, diyor, ederi, ne bunun? Diyor ederi çok. Nasıl diyor? İşte atıyorum kayıktan bir liraya geçiriyorsa bin lira değerinde. Bin katı. Ondan sonra gel zaman git zaman bu hatta tekrar kayığa binmiş. Kayıkçı demiş ki bana para verme şimdi bir buhaf çek. <laughs> demiş o o zamandı. <laughs> o o zamandı. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde, bir vav harfi kendini vav kadar ifade ettiği halde katibini bir satır kadar ifade ediyor. Veya değer olarak çok ifade ediyor. Evet bu kitab-ı kibirin bir sayfası zemin yüzüdür. İşte bizim dünya yüzü, zeminin yüzü dediğimiz dünyanın yüzü o kitabın bir sayfasıymış. O sayfada nebatat, hayvanat taifeleri adedince kitaplar birbiri içinde beraber bir vakitte yanlışsız, gayet mükemmel bir surette bahar mevsimde yazıldığı gözle görünüyor. Evet yani bizim küreyi arzımıza baktığınız zaman bu kitabı ı kebirin bir sayfası hükmündeki bu zemin yüzünde ciddi anlamda o yukarıdaki bahsettiği gibi müşahede ederek, şahit olarak yalnız o hani öküz ve tren meselesi var biliyorsunuz. Arasındaki ilişkiyi o şekilde değil. Veya Allah'a inkar etme şeklinde değil. Katibi yani aslında o Mahlukat burada bahsettiği mahlukat üzerinde nebatat, hayvanat ve bizler üzerindeki o mükemmel sureti yaratılışı birbiri içinde, bir vakitte ve hiç bir şekilde yanlış yok ve gayet mükemmel. Hani bazen söylüyorum burada tekrar ihtiyaç duyuyorum. bu sıralarda çünkü bu sıkıntıyı bizler hepimiz yaşıyoruz. Dört tane ineği ahıra soktuk işi beceremedik. Üç tane tavuğu kümese soktuk. Gene beceremedik. Ama Cenab-ı Allah şu küreyi arzda, zemin yüzünde o kadar nebatatı ve hayvanatı hiçbir şekilde yanlışsız bir vakitte beraber ve gayet mükemmel bir surette hatta ismi Kuddüs yani temizleyen ismini de bozmayacak şekilde idare ediyor gözle görülüyor. Üstad Hazretleri burada diyor ki bu bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor. Bu sayfanın bir satırı bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatatlar adedince manzum kasideler beraber birbiri içinde yanlışsız yazıldığını gözümüzle görüyoruz. Gerçekten insanoğlu olarak bulaşık elimiz değmezse sıkıntı yok. Veya Cenab-ı Allah'ın o mahlukat veya nebatat, hayvanat üzerine koyduğu kanunlara uyarsak eğer, o nizama, o intizama uyarsak aslında gene sıkıntı yok. Yani Kuddüs isminin gereğini yerine getirirsek, gene bizim bulaşık elimiz değse de Cenab-ı Allah'ın o ismine tabi olduğumuz için sonuçlar gene düzgün çıkar. O satırın bir kelimesi çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. İşte bu kelime muntazam, mevzun, süslü yaprak, çiçek ve meyvelere adindince hakemi Zülcelal'in metü senasına dair manidar fıkralardır. Ta bu ağacın üzerindeki yaprağından meyvesine ve çiçeğine kadar her bir kelime büyüklük sahibi olan ve hikmetle yapan o Cenab-ı Allah'a manidar fıkralardır. Güya çiçek açmış her bir ağaç, o ağaç dahi nakkaşının medihlerini teganni eden manzum bir kasidedir. Hakikaten ağacın bakın üzerindeki nakışlarına, gövdesinden tutun dal budaklarından, yapraklarına, çiçeğine ve meyvesine kadar ne kadar muhteşem bir nakış var. Hem güya Hakem-i Zülcelal zeminin meşherinde, sergisinde teşhir ettiği antika ve acip eserlerine binler gözle bakmak istiyor. Yani bazen yapıyoruz işte süs çiçeği diyorlar, koyuyorlar. Her ne kadar taklit ama insanlar baktığı zaman hakikisiyle süslü, süs olanını çok net bir şekilde açık ayıklayabiliyorlar. Hem güya o sultanı ezeliğinin o ağaca verdiği murassa hediye ve nişanları ve formaları hususi bayramı ve resmi küşadı olan baharda padişahın nazarını arz etmek için öyle müzeyyen, süslü, mevzun, ölçülü, muntazam, düzenli, manidar bir şekil almış ve öyle hikmetli bir şekil verilmiştir ki her bir çiçeğinde, her bir meyvesinde birbiri içinde çok vecihler ve diller ile nakkaşının vücuduna ve esmasına şehadet ederler. Bir ağaç üzerinde veya bir nebat üzerinde veya bir hayvan üzerindeki Cenab-ı Allah'ın esmasına tekabül eden, isimlerine tekabül eden durumları gerçekten bir müşahede edelim. Dikkatli bir gözle bakalım. Şeklinden, tasvirinden, renginden vesairesine kadar. Ve üzerindeki azalarından ve ona olan faydalarına kadar. Mesela her bir çiçekte, her bir meyvede bir mizan var. Ve o mizan bir intizam içinde ve o intizam tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde ve o tevzin ve tanzim bir zinet ve sanat içinde ve o zinet ve sanat manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde bulunduğundan her bir çiçek o ağacın çiçekleri adedince Hakemi Zülcelale işaret ediyor. Evet iç içe hani gül yap gül goncasına baktığınız zaman muntazam bir şekil var. iç içe. Aynı şekilde Üstad Hazretleri her bir çiçek ve meyvede de bütün bu Cenab-ı Allah'a ait olan isimlerinin gereği olan burada saydığı mizan, intizam, tanzim, tevzin, zinetlendirme, sanat ve o sanatların sonucunda da bizim yani bizim duygularımıza, duyularımıza, Hani burada kokuyu ve tadı söyledi. Tad alma dil, duygusuyla koku alma duygusunu söyledi. E peki gözümüze? Aynı şekilde. Kulağımıza sesler. O hayvanat ve nebatatın sesleri. Aynı şekilde. Başka dokunma. Dokunma duyumuza tekabül edenleri de bir düşünün. Mesela şu elyaf yorganlarla bugün bahsi geçti de şimdi aklıma geldi. O koyun yününden yapılan yorganların dokunmaları, vücudumuza dokunmaları. Gerisini size havale edeyim. Ve bu bir kelime olan bu ağaçta bir harf hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası az önce noktaya kadar indirmişti ya kitabın üzerinde. Bir çekirdek noktası. Bütün ağacın fihristesini, programını taşıyan küçük bir sandıkçadır. Ve bu kitabın içindeki noktalamalar çok önemli. Çekirdekler, nutfeler, yumurtalar şeklindeki olan noktalamalar. Ve hakeza buna kıyasen kainat kitabının bütün satırları, sayfaları böyle ismi hakem ve hakimin cilvesiyle. İsmi hakem ve hakimin cilvesiyle. Bu ismi hakemi az önce okuduk. İsmi hakim de bütün bu hakem isminin gerektirdiği bütün icraatı yapma şekli. İsterseniz buradan da söyleyeyim. İsmi hakim Allah'ın her şeyi belirli gayelere yönelik faydalı, anlamlı ve yerli yerinde yapan anlamına geliyor. Yani ismi fail diyebileceğimiz bizim Türkçede özne diyoruz ya fiili yerine getiren Cenab-ı Allah anlamında. Yalnız her bir sayfası değil, belki her bir satırı ve her bir kelimesi ve her bir harfi ve her bir noktası birer mucize hükmüne getirilmiştir ki bütün esbab toplansa bir noktasının nazirini getiremezler, muaraza edemezler. Evet, insanoğlu olarak biz Cenab-ı Allah'ın yarattığı nebatat veya hayvanat dediğimiz bu silsileleri maalesef bir araya getirip ister sebepler anlamında ister ilim anlamında yapma şansımız yok. Muaraza şansımız yok. Evet bu Kur'an-ı Azim kainatın. Bu Kur'an-ı Azim kainat. Büyük kainat Kur'an'ı. Her bir ayeti tekminiyesi. Kainatın içinde bulunan zerreden küreye kadar olan bu ayetler. O ayetin noktaları ve hurufu adedince. Bu kainat kitabındaki, büyük kainat kitabındaki ayetlerin noktaları ve hurufu adedince mucizeler gösterdiklerinden. Elbette serseri tesadüf, kör kuvvet, gayesiz, mizansız, şuursuz tabiat. Hiçbir cihetle o hakimane, basirane, hikmetli yapar ve görürcesine olan has mizana ve gayet ince intizama karışamazlar. İşte her tarafımız su. Bugün cuma namazında dua edildi. Su kainatta bir kere yer kürede yaratıldı. İşte denizlerde, dağların altındaki mahzenlerde, akarsularda ve üstümüzde bulunan havada su buharı olarak mevcut. Fakat ne hikmetse kış gelmedi. Cenab-ı Allah o su unsurunu nebatat ve hayvanatın ihtiyacı ve bizim ihtiyacımız olacak şekilde göndermedi. Acaba bu intizamsızlık, nizamsızlık, muazenesizlik mi? Hayır. İşte biz maalesef ki insanlar olarak kendi amellerimiz, fiillerimiz, yapmış olduğumuz hatalar bir başka dengeyi getiriyor. Cenab-ı Allah'ın bize vermeme dengesini. Eğer karışsaydılar elbette karışık eseri görülecekti. E biz bu su unsuruna karışabilseydik o zaman bu su unsurunu biz istediğimiz gibi getirirdik de bu cuma namazda olduğu gibi elimizi açıp da Ya Rabbi rahmetini bize gönder demezdik. Halbuki hiçbir cihette intizamsızlık müşahede olunmuyor. Baktığınızda Cenab-ı Allah su unsurunu dünyanın bir tarafına azap olarak su olarak işte hatırlıyorsunuz yakında Amerika kıtası ortasından bir kar fırtınası ile karşılaştı. 200 milyon insana etkilendi. Veya kasırgalar veya Afganistan işte haberlerde duyuyorsunuz. Ağır kış şartlarından dolayı insanlar vefat etti. Aslında bunların hepsi de bir şekilde Cenab-ı Allah'ın bir başka ismine tekabül ederek bizim üzerimizde tecelli ediyor. Üçüncü nüktenin ikinci noktası. İki meseledir. Birinci mesele, onuncu sözde beyan edildiği gibi nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde bir kemal. Nihayet mükemmellikte bir güzellik ve nihayet güzellikte bir mükemmellik. Elbette kendini görmek ve göstermek ve teşhir etmek istemesi. Cenab-ı Allah ben gizli bir hazineydim diyor. Görmek ve göstermek istedim. Hem kendisi görmek istiyor hem de kullarına, mahlukatına göstermek istiyor. Görmek ve göstermek ve teşhir etmek istemesi en esaslı bir kaidedir. İşte bu düsaslı düsturu umumiye binaendir ki bu kitabı ı kebiri kainatın nakkaşı ezelisi. Başka nakkaş yok zaten. Bu kainat üzerinde başka bir özne bulamayız. Var ve bir olan bir nakkaş. Ve karıştırmıyor da az önceki e, nüktede söylediği gibi oraya kimseyi de karıştırmıyor. İşte bu esaslı düsturu umimiye binaendir ki bu kitabı kebiri kainatın nakkaş ezelisi bu kainatla ve bu kainatın her bir sayfesiyle ve her bir satırıyla hatta harfleri ve noktalarıyla kendini tanıttırmak ve kemalatını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendini sevdirmek için en cüz'iden en külliye kadar zerreden küreye kadar her bir mevcudun müteaddit lisanlarıyla, çeşit çeşit lisanlarıyla cemali kemalini ve kemali cemalini tanıttırıyor ve sevdiriyor. Biz kainatı müşahede ettiğimiz zaman zerrenin hareketinden işte İsviçre'nin Sör kendinde 13, 12 kilometrelik bir tünel açtılar. Zerreye doğru inmeye çalışıyorlar. Bir taraftan James Webb teleskobunu gönderdiler. Küre tarafını müşahede etmeye çalışıyorlar. Acaba en ufak bir bu ismi hakem noktasında baktığımızda ehli ilim dahil olmak üzere en ufak bir abesiyet, bir faydasızlık, bir dengesizlik, bir intizamsızlık, düzensizlik, efendime söyleyeyim, süssüzlük diyelim, zinesizlik görebiliyor mu? İşte ey gafil insan. Bu hakimi, hakemi, hakimi Zülcelali vel Cemal. Bu sefer iş katmer katmer büyüdü sana karşı kendisini her bir mahlukuyla böyle hadsiz ve parlak parlak tarzda tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde sen onun tanıttırmasına karşı imanla tanımazsan sen onun tanıttırmasına karşı imanla tanımazsan ve onun sevdirmesine mukabil bizi sevmek istiyor bizi ve kainatı ve mahlukatı hem kendine hem de birbirimize sevdirmek istiyor. Mukabil ubudiyetinle kulluğunla kendini ona sevdirmezsen ve ibadına sevdirmezsen aynı zamanda imanla biz hem kendine hem de onun yarattıklarına karşı kendimizi sevdiriyoruz. Çünkü onun mahlukatı bizi tanıyor. Eğer ona gerçekten iman ve ubudiyetle intizap edersek Hz. Peygamber'in mucizelerinden 19. mektuba sizi göndereyim. Orada taşlardan tutun da ağaçlardan hayvanlara kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıklarına bütün sahabe şahit olmuş. Aynı şekilde eğer biz o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda gidersek bu mahlukat iman ve ubudiyet cihetinde bizi sever. Evet, onun sevdirmesine mukabil ubudiyetinle kendini ona sevdirmezsen ne derece hassiz, muzaaf bir cehalet, bir hasaret olduğunu bil, ayıl. İkinci noktanın ikinci meselesi. Bu kainatın sani, kadir ve hakiminin. Evet, hikmetli yapan bir sanatkar ve gücü yeten bir sanatkar. Mülkünde iştirak yeri yoktur. Çünkü her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan şirki kabul edemez. Çünkü müteaddit eller bir işe karışsa o iş karışır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir memlekette iki padişah örnekler var. Bir şehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa o memleket, o şehir o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi. Hangi muhtarı müdürü tanıyacağız? Hangi valiye göre hareket edeceğiz? Hangi padişaha veya yönetim köşe ekline göre siz memlekette hangisine göre karar vereceğiz? En edna bir vazifedar adam, en basit vazifeli bir adam o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki Arkadaş bu vazife bana verildi. Sen karışma. Bu görev benim. Hakimiyetin en esaslı hassası elbette istiklal ve infirattır. Bağımsızlık ve tek olmak. Demek intizam, vahdeti ve hakimiyet infiradı iktiza eder. Düzen bir kaynaktan gelmeyi ve hakimiyet hükmetmek de bir fertten veya bir ferdi temsil edecek bir meclis veyahut da gruptan diyebiliriz. Hani biz diyelim cumhuriyet ve demokrasiyle yönetildiğimizi farz edersek bir meclisten gelecek. Madem hakimiyetin bir muvakkat gölgesi muavenete muhtaç ve en ve aciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse elbette dereceyi rububiyette bu sefer Cenab-ı Allah'ın terbiye edicilik derecesi yani yaratıcı olarak terbiye ediciliği hakiki bir hakimiyeti mutlaka gerçek bir mutlak hakimiyet. Bir kadir mutlakta ve gerçekten sınırı olmayan gücünün sınırı olmayan bir yaratıcıda bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir. Eğer zerre kadar müdahale olsaydı intizam bozulacaktı ki kainat üzerinde böyle bir müdahale, müşahede edilmiyor. Halbuki bu kainat öyle bir tarzda yaratılmış ki bir çekirdeği halk etmek için bir ağacı halk edebilir bir kudret lazımdır. Çekirdekle ağaç arasındaki ilişkide yaratma bakımından ikisi de aynı. Çünkü çekirdek dediğiniz o kuru kütük parçası bütün o ağacın üzerindeki bütün ilmi, bütün kudreti, bütün iradeyi bütün hikmeti üzerinde taşıyor. Sadece kudretiyle açılmış hali. Ve bir ağacı halk etmek için de kainatı halk edebilir. Bitmedi. Kainatı yaratabilir bir kudret gerektir. Ve kainat içinde parmak karıştıran bir şerik bulunsa, en küçük bir çekirdekte, çekirdekte de hissedar olmak lazım gelir. Çünkü o onun numunesidir. Ağaçla çekirdek arasındaki ilişki. O onun numunesidir. Ve kainat arasındaki ilişki. Veya ağaçla kainat arasındaki ilişki. Veya kainatın zerreleriyle küreleri arasındaki ilişki. Çünkü hepsinde Cenab-ı Allah'ın adetullah veya sünnetullah dediğimiz kanunları işliyor. Onun esma ve sıfatına tekabül eden o kanunlar, o namuslar işliyor. O halde koca kainatta yerleşmeyen iki rububiyet bir çekirdekte belki bir zerrede yerleşmek lazım gelir. Bu ise muhali, muhalatın ve batıl hayalatın. Yani hiçbir ihtimal yok ve tamamen yanlış bir hayal. En manasız ve en uzak bir muhaldir. Muhalidir. Koca kainatın umum ahval ve keyfiyatını mizana adlinde ve nizam-ı hikmetinde tutan bir kadir-i mutlakın aczini hatta bir çekirdekte dahi iktiza eden şirk ve küfür ne kadar hassiz derecede muzaaf bir hilaf, bir hata, bir yalan olduğunu ve tevhid ne derece hassiz, muzaaf bir derecede hak ve hakikat ve doğru olduğunu bil. Elhamdülillahi alel iman de. Üçüncü nokta, Sani Kadir, her şeye gücü yeten sanatkar, ismi hakem ve hakim ile bu alem içinde binler muntazam alemleri derc etmiştir. O alemler içinde en ziyade kainattaki hikmetlere medar ve mazhar olan insanı bir merkez, bir medar hükmünde yaratmış. Ve bu kainat içerisinde de işte ahsen-i takvim, eşref-i mahlukat şeklinde ifadelerle tavsif ettiği Kur'an'ın ve Cenab-ı Allah'ın böyle bir özelliği olan bir insan nevi yaratmış. Ve o kainat dairesinin en mühim hikmetleri ve faydaları insana bakıyor. Çünkü nihayetinde zerreden küreye kadar bütün bu Cenab-ı Allah'a ait olan esma ve sıfatın cilvelerinin muhatabı, onu anlayabilen, algılayabilen insan. Ve insan dairesi içinde dahi rızkı bir merkez hükmüne getirmiş. Hatta tabiat esasında diyor ki Üstad Hazretleri, zerrelerle küreler arasındaki ilişkiyi bir rezakiyet hakikatiyle birbirine rızık suretinde tanzim etmiş. Alem-i insani de ekser hikmetler, maslahatlar o rızka bakar. Burada rızkı yalnız sadece yeme içme olarak almayalım. Az önce ifade ettiğimiz gibi bütün duyu organlarımıza tekabül edenler veya sadece zahiri cesedimize değil insan olarak Cenab-ı Allah'ın bizim içimize koymuş olduğu ruh ve onun üzerindeki elbiseler ve programlar olarak da el alalım. Ve onunla tezahür eder. Ve insanda şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla insanda şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla İsmi Hakim'in cilvesi parlak bir surette görünüyor. Ve şuur insani vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden her bir fen. İşte medeniyet harikaları dediğimiz şeyler. Zevk alıyoruz değil mi hepsinden? İşte özellikle şu anda elimizde bırakamadığımız sanki ağzamız, kolumuz, <laughs> parmaklarımız, gözümüz gibi olan medeniyet harikaları. Hakem isminin bir nevi de bir cilvesini tarif ediyor. Üstad sayıyor. Mesela tıp fenninden sual olsa bu kainat nedir? Elbette diyecek ki gayet muntazam ve mükemmel bir eczane-i kübradır. İçinde her bir ilaç güzelce ihzar ve istif edilmiştir. Evet Cenab-ı Allah bütün hastalıklara yani Şafi isminin gereği olarak Mariz ismiyle vermiş olduğu hastalıkların karşılığıyla da Şafi isminin gereği olarak bu küreyi arz ofisine bu ilaçları güzelce hazırlamış ve istif etmiş. Bize sadece o bize vermiş olduğu şuurla, İlimle, fenle bulmamız gerekiyor. Fenli kimyadan sorulsa, bu küreği arz nedir? Diyecek gayet muntazam ve mükemmel bir kimyahanedir. Hakikaten, Üstad işte Hazretleri söylüyor. Karbon, hidrojen, oksijen ve azottan müteşekkil nebatat ve hayvanat ve insanların büyük yapıları. İşte proteinler, karbonhidratlar, yağlar diyoruz. Dehşet bir kimyahane. Fendi makine diyecek hiçbir kusuru olmayan gayet mükemmel bir fabrikadır. Hakikaten bir parça toprakta, bir parça acı suda sanki fabrikalar ve makinalar çalışıyor ki o mahlukat üretim yapılıyor. Fendi ziraat diyecek nihayet derecede mahsuldar, her nevi hububu vaktinde yetiştiren muntazam bir tarladır ve mükemmel bir bahçedir. Fendi ticaret diyecek gayet muntazam bir sergi, ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok sanatlı bir dükkandır. Evet her mevsim itibariyle cenab Allah'ın bize vagon vagon gönderdiği o toprak üzerinden, efendim mesela hava üzerinden, diyelim ışık üzerinden ve su unsurları üzerinden gönderdiği mahluklar, çok sanatlı mallar. Fenni yaşe diyecek gayet muntazam, bütün erzakın envanı cami bir ambardır. Fender rızık diyecek yüzbinler leziz tatamlar beraber kemal intizamla içinde pişirilen bir matbah i rabbani ve bir kazan-ı rahmanidir. Yalnız arada bir Cenab-ı Allah bizi uslandırmak, akıllandırmak, yaptığımız hatalardan nedamet ettirmek için işte böyle kuraklık nev'inden arızi durumlarda verebiliyor. İşte bir kuraklık bakın hububat çimlenmemiş çiftçi kardeşlerimiz sulamaya çalışıyor. Çünkü diyor bu gidişle çıkmayacak. Fen askeriye diyecek ki arz bir ordugahtır. Her bahar mevsiminde yeni tahtı silahı alınmış ve zemin yüzünde çadırları kurulmuş 400 bin muhtelif milletler o orduda bulunduğu halde ayrı ayrı erzakları, ayrı ayrı libasları, elbiseleri, silahları, ayrı ayrı talimatları, terhisatları kemali intizamla hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak yani şimdi acaba biz ehli iman gözüyle bakılıyoruz. Bu kuraklıkla Cenab-ı Allah o mahlukatını unuttu mu ki? Veya şaşırdı mı? Haşa ve kella. Bir tek kumandan azamın emriyle, kuvvetiyle, merhametiyle, hazinesiyle gayet muntazam yapılıp idare ediliyor. Şimdi mesela güney yarım küremizde bahar ve yaz karışık gidiyor. Bizimkisi kışa döndü. Orası bahar ve yaza döndü. E orada da var. Gayet muntazam sistem işliyor. Demek ki unutulma ve şaşırma yok. Ve fen elektrikten sorulsa elbette diyecek bu muhteşem saray kainatın damı gayet nizam, intizamlı, mizanlı, hassiz elektrik lambalarıyla tezgin edilmiştir. Fakat o kadar harika bir intizam ve mizan iledir ki başta güneş olarak küreyi arzdan bin defa büyük o semavi lambalar mütemadiyen yandıkları halde muazenelerini bozmuyorlar. Güneş tepemize düşmüyor. Ay da düşmüyor. Yıldızlar da düşmüyor. Hepsi yerli yerinde duruyor. Patlak vermiyorlar. Yangın çıkarmıyorlar. Sarfiyatları hassiz olduğu halde işte bir güneş örneği üzerinden hesaplayabilirsiniz. Google amcaya yazarsanız söylüyor size. Sarfiyatları hadsiz olduğu halde varidatları ve gaz yağları ve madde iştihalleri nereden geliyor? Neden tükenmiyor? Neden yanmak muvazenesi bozulmuyor? Küçük bir lamba dahi muntazam bakılmazsa söner. Bizim köylerde vardı gaz lambaları. Biraz yandı mı şişesini temizlemez lazım. Biraz yandı mı gazı doldurmanız lazım. Biraz daha yandı mı fitilini arada bir kesmeniz lazım. Kozmografyaca küreyi arzdan 1 milyondan ziyade büyük ve 1 milyon seneden ziyade yaşayan güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen hakim Zülcelal'in hikmetine, kudretine bak. Haşiye, acaba dünya sarayını ısındıran güneş sobasına veya lambasına ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğunu hesap edilsin. Her gün yanması için kozmografyanın sözüne bakılsa 1 milyon küreyi arz kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı gerektirir. Şimdi düşün. Onu odunsuz, gazsız, daimi ışıklandıran Kadir Zülcelal'in haşmetine, hikmetine, kudretine, güneşin zerreleri adedince. Subhanallah, maşallah, barek Allah de ki o güneşin zerreleri işte helyumu oluşturuyor. O helyum patlıyor, hidrojene dönüşüyor vesaire vesaire. Devam ediyor. Evet, Subhanallah de. Güneşin müddet ömründe geçen dakikaların aşiratı adedince La ilahe illa hu Barek Allah Maşallah söyle. Demek bu semavi lambalarda gayet harika bir intizam var. Ve onlara çok dikkatle bakılıyor. Güya o pek büyük ve pek çok kütleyi nariyelerin, ateş toplarının ve gayet çok kan kanadili nuriyelerin, nur kandilleri, lambaları, o yıldızların buhar kazanı ise harareti tükenmez bir cehennemdir ki onlara nursuz hararet veriyor. Ve o elektrik lambalarının makinesi ve merkezi fabrikası daimi bir cennettir ki onlara nur ve ışık veriyor. İşte ismi hakem ve hakimin cilve-i azamıyla intizamla yanmakları devam ediyor. Ve hakeza bunlara kıyasen yüzer fennin her birisinin kat'i şehadetiyle yani bütün ilim dallarının kat'i kesin şehadetleriyle noksansız bir, noksansız bir intizam-ı ekmel içinde hassiz hikmetler, maslahatlarla, faydalarla bu kainat tezgin edilmiştir. Ve o harika ve ihatalı hikmetle mecmu kainata verdiği intizam ve hikmetleri en küçük bir zihayat ve bir çekirdekte küçük bir mikyasla derc etmiştir. Ve malum ve bedidir ki intizamla gayeleri ve hikmetleri ve faydaları takip etmek ihtiyar ile, irade ile, kast ile, meşiyet ile olabilir. Başka olamaz. Yani arkasında sonsuz isim ve sıfatlara haiz bir özne yani bir Kadir-i lazım. Bir Hakimi veya Hakem-i lazım. Başka olamaz. İhtiyarsız, iradesiz, kasıtsız, şuursuz esbab ve tabiatın işi olmadığı gibi müdahaleleri dahi olamaz. Demek bu kainatın bütün mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle iktiza ettikleri ve gösterdikleri bir faili muhtarı seçebilen bir fail, özne ve bir sani hakim ve gene bir hikmetli sanatkar bilmemek veya inkar etmek ne kadar acı bir cehalet ve divanelik olduğu tarif edilmez. Yani biz bugün bile en ufak bir fiilde, en ufak bir fiilde ne olursa olsun biz bir özne arıyorsak canlı veya cansız Kapı açıldı gizli özne nasıl açıldı kim açtı hemen soruyoruz gayri ihtiyari çünkü kainatın tamamında bu kotlama var evet dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa o da bu inkardır yani bu özneyi bu yapanı aramamak veya aramamaya geçtim inkar etmek. Çünkü kainatın mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle vücut ve vahdettine şahitler bulunduğu halde onu görmemek, bilmemek ne derece körlük ve cehalet olduğunu en kör cahil de anlar. Hatta diyebilirim ki ehli küfrün içinde kainatın vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofestayiler, felsefecilerin içinde septikler diye geçiyor. Yani şüpheciler de deniyor en akıllılarıdır. Çünkü kainatın vücudunu kabul etmekle Allah'a ve Halık'ına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından kainatı inkara başladılar, kendilerini de inkar ettiler. Hiçbir şok yok diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin, sair inkar edicilerin hadsiz inka akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar. Cenab-ı Allah istifadeyi artırsın inşallah. Cenab-ı Allah bu kainatın yaratıcısı olarak bizleri ona kabul edip, iman edip, ubudiyet dairesinde olmayı hepimize nasip etsin. Kainata da o şekilde bakmayı, hadiseleri de o şekilde ölçüp tartmayı hepimize nasip etsin. Sürçülisan ettikse affallah. Subhaneke la ilmenena illa maallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdillahi rabbil alemin. El Fatiha.